Evet, gençler yüzdeyi bitiriyoruz bu hafta. Haftaya yaşla devam edeceğiz. Sonra hareket işleyeceğiz. Sonra bırakmamız lazım artık problemleri. Diğer konular var. Temmuz'a kadar yetiştirmeye çalışacağız. Bir şeyler söylemem lazım çok kısa arkadaşlar. Yani planlarım arasında olan şeyleri söylüyorum size şu anda. Hani soranlar çok fazla olduğu için de söylüyorum. Bunu söylemek zorundayım yani. Bir, Temmuz kampımız şu an için kontenjanımız dolu. Bir hafta içinde ödeme alıyorum. Yani şu an yarısı ödemeyi yaptı. Yarısı bekliyor. 20'sine kadar devam ediyor. Yani bir haftaları falan var. Bir hafta sonra soracağım öğrencilere tekrar. Ödeme yapmayanlar olur muhtemelen. Onların yerine tekrar kaydolur Telegram'dan duyururum. İlana çıkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu birinci duyurum. İki, ön lisans grupları için arkadaşlar ben yazında zaten Instagram dersine haftada bir gün devam edeceğim. Yani burada matematiği aslında bitirmiş oluyoruz normal şartlarda. Ama ön lisans grupları ve orta öğretim grupları için ben yazın haftada bir gün olmak üzere tekrar amaçlı videolara devam edeceğim. Yani Instagram dersi yapacağım, onu söyleyeyim. Kaydedeceğim yayını yani. Pazar akşam yaparız yine. Bu ikinci söyleyişim. Üç, arkadaşlar yine ön lisans dersi sınıfı veya orta öğretim sınavına katılacaklar ve şimdiye kadar diğer kamplara katılmayanlar veya katılanlar için de önemli değil. O karar sizin. Yine Eylül ayında bir 15 günlük bir kamp açacağım yaklaşık olarak. Bilginiz olsun. Eylül 1-15 arası açacağız kampımızı. Onun da başvurularını Haziran sonu gibi başlıyorum. Onu da söyleyeyim buradan. Bir de ilave bir projem daha var arkadaşlar. Bu yine talep edenlere, talep karşısında. Bunu ileride duyurusuna çıkar ama şimdiden söylemiş olayım. 1 ile 15 arası ben ikinci kampımı yapıyorum. Online kampımı. Onu bitiriyorum. Sonra 6 gün arkadaşlar. 6 gün. Bakın iyi dinleyelim. Sabah 7 ile 8.30 arası bir ufak bir kamp programı düzenleyeceğim. Bunun sebebi var. Burada 6 gün her konu olmayacak. Bu 6 günkü konular 20 net üstü ve 25 net üstü yapanlara özel olacak arkadaşlar. Yani 6 gün boyunca 7-8 tane konudan, zor konudan soru çözeceğim, zor sorular çözeceğim. Mesela hareket problemi, örneğin olasılık, basit eşitlik mutlak değer, çarpanlar ayırma, problem sayı probleminin zor soruları gibi. Böyle dedim grafiğin zor soruları, işlem fonksiyonu zor soruları gibi 6 gün boyunca arkadaşlar 7, 6, sabah 7 ile 8.30 arası bilginiz olsun. Bir ufak program daha açacağım. Ücret de çok cüzi 100 TL gibi ücret olacak. Sayısalcılara özel arkadaşlar. Yani isteyen katılabilir ama net yüksek hedeflerine katılırsa daha verim alırlar. Yani 20 üstü yapıyorum, 25 yapıyorum, bazen zor soru çözemiyorum diyenler zor soru çıkma ihtimali konular üzerine 6 gün yaklaşık olarak yani 10 saat 15 saat yoğunlaşacağız. Onlarla ilgili tüm soru tarzlarını çözeceğiz. Bilginiz olsun. Ama Instagram derslerimiz her şekilde devam ediyor. Bu konuda da söyleyeyim yani. Yani onu hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu isteyenlere yani arkadaşlar bazı insanlar daha fazla talep ediyor. Daha fazla ders görmek istiyor. Bundan dolayı açmak zorundayız bunları. Yani zaten ben şu anda 70 tane falan 60 tane Instagram dersi yapmışım. Yine yapıyorum. Onu asla bırakmadım. Bu dediğim gibi ilave hizmetler. Bilginiz olsun. Bunlarla ilgili ben yine bilgilendirmeyi yaparım. Evet, bu sözümüz gerçekten çok güzeldi. Bir gün diyeceksin ki ne demişti? Kolay olmadı ama ben hepsini atlattım. İnşallah hadi bakalım. Aslında yüzde konusunu geçen hafta gördük. Bu hafta devam ediyoruz görmeye. Yani bir şey çok şey olmadı. Çok bir şey kalmadı ama olsun görelim. 11 tane bak şurada bakalım sorular. Şöyle şöyle güzel güzel. Anladın mı olayı? Böyle yorumsal sorularımız var. Çok güzel. 11 sorudan sonra bitireceğiz konumuzu. Hadi bakalım başlayalım. Yani ben şunu tekrar söylüyorum. Gerçekten bırakan çok fazla. Yani bırakan çok fazla, bırakmasa da çalışmayan da çok fazla gençler. Yani gerçekten çok fazla. Ben bunu çok gördüm. Ben mesela bugün giriyorum bak. O kadar ön lisans diyoruz değil mi? Bak açık konuşayım. Bugün ben ön lisans grubunun dersine giriyorum. Ön lisans grubunun dersine giriyorum. Adama geçen hafta soru çözmüşüz. Kağıt verim. Adam soruya dair kağıtları hiçbir tekrar yapmadan %80'i derse geliyor. Bu dersine giden grup. Kimse kusura bakmasın ya. Bu dersine giden grubun 180'i hiç bir hafta boyunca çalışmadan geliyor dershaneye. Düşün. Gitmeyeni sen düşüneceksin ya. Otokontrol olmayan insanlar sen düşünecek. O yüzden gerçekten çok zor çalışanlar. Lisansta mesela yer olmayan sınıflarımız vardı bizim sene başında. Grupta kayıtlı öğrenci hala ama derse gelmiyor. Anlatabildim mi demek istedim yani. Bırakmışlık var, bıkmışlık var. Yapmayan bir sürü öğrenci lütfen ve lütfen rica ediyorum bunlara özen gösterelim. Olur mu arkadaşlar? Bunlara özen gösterelim yani tamam. Bilginiz olsun. Evet başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Dersimiz kaydoluyor bu arada. İşi olan çıkabilir. Yani artık bundan yorulduk yani. Kalp atmazsan sevinirim. Ciddiyetle iş yapıyoruz. Bak işimizi gücümüzü ayarlıyoruz. Gecemizi gündüze kattık. Yani işin ciddiyetine var olanlar kalsın burada yani. İşi olan varsa çıksın. Bu ders hem buraya kaydoluyor hem YouTube'a kaydoluyor kardeşim. Tamam mı? Hiçbir sorun yok yani. Çık sonra dinleyebiliriz.
Bir ildeki anaokulunun demiş tüm okullar içindeki payı 2000 yılında %10, 2010 yılında %15'tir. 2000'de %10'muş, 2010'da %15. Tamam. Bu ile 2010 ve 2000 ve 2010 yılları arasında açılan 50 tane okulun 20'si anaokuludur. Bu ile 2000 yılında kaç anaokulu vardı? Çok güzel bir soru. Şimdi 2000 yılında bu okulda toplam kaç öğrenci olsun? Bence 102 öğrenci olsun. Olur mu? Peki 2000 yılında anaokulunda kaç öğrenci var? Anaokulu yazalım. Anaokulunda kaç öğrenci var? %10, yani 12 öğrenci var. Doğru mu? Yani toplam bir öğrenci sayısı 100x, anaokulunda 12 öğrenci var. Sonra bir şeyler oluyor. 2010'a kadar okul açılıyor. Kaç okul açılıyor? 50. O zaman arkadaşlar 2010 yılında iyi izleyelim lütfen. Burada artık 100x öğrenci olmuyor. 100x artı 50 öğrenci oluyor. Doğru mudur? Peki anaokulunda kaç x kişi vardı? 100x kişi vardı. Anaokulunda da 10x vardı. 10x artı kaç kişi oluyor? 20 kişi olmuş oluyor. Ve diyor ki, bak en önemli bilgi burada. 2010 yılında bu oran %15'e çıkıyor diyor. Demek ki arkadaşlar bak, demek ki cümle şu. Şu hamleyi yapmanız lazım ya. Şunun, yani ne biliyor musun? 100x artı, bak iyi güzel yazalım. Artı 50'nin, 100x artı 50'nin %15'i neye eşit? 10x artı 20'ye. Yaptığım şey artık bak, dikkatli olun bak. Demek ki 100x artı 10, yani toplam anaokulunda gören sayısının %15'i, %15 çıkmış ya. Neye eşit? 12x artı 20'ye eşit. Mantık bu yani. E tamam, çözelim. Bak 3'e 5'e böldüm. 3 5'e böldüm kaç geldi? 20. 20'yi bu tarafa atalım. 3'ü de dağıtalım şöyle içeriye doğru. Artık bu işlemleri bilen öğrenci gelsin lütfen. 300x artı kaç? 150 olmuş oldu. Eşittir. Karşı taraf kaç? 200x artı kaç? 400. Bu karşıya, bu da bu tarafa gelmiş olsun. Şöyle. Ne olur? 100x mi olur? Eşittir. Kaç? 250 olur. Tamam. Sıfırlar gider. X tam çıkmadı. Nasip o. Kısmet burası. X eşittir. 25 bölü 10 çıkar arkadaşlar. O da 5'e bölerseniz sonuç 5 bölü 2 gelir. X'i bulduk. X'imiz 5 bölü 2'ymiş. Ne sormuş diye bakalım. Ne sormuştu bize? Bu ilde 2000 yılında kaç anaokulu vardır diye soru sormuş. Şimdi 2000'deki anaokul sayısı 12'ti. 12 soruyor. O zaman 10 çarpı 5 bölü 2 yapacaksınız. Bakın sadeleşmeler var. 2'ye bölerseniz 5 gelecek. 5 kere 5 kaç gelmiş olacak? 25. Doğru mudur? Cevap ne çıkacak yani? Denize çıkmış olacak. Mantığa da bak, çok güzel bir sınav sorusu olur yani. Bak, bilgin olsun. O kalitede bir soru yani. Tamam, çok zor da değil. Çok kolay bir soru da değil. 100x'te başladık. Buradaki mesele en büyük yapılacak yanlış toplam okul sayısını öğrenci değiştirmeyebilir. Ama dikkat, toplam okul sayısı değişiyor burada yani. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Demiş ki bir mağaza alış fiyatı üzerinden, kolay bir soru ama işte bunlar arkadaşlar çıkımsız sorular. Yani ben geçmiş yılları inceliyorum. 3 sınav inceliyorum ben arkadaşlar özellikle. Hatta 4 sınav. YGS, ALES, DGS, KPSS. Anladık mı olayı? Burada çözmediğimiz çıkımsız soru kalmışsa birebir sınav sorusu değil tabii, çaktırmayın. Varsa böyle sorular öğrenciye göstermek istiyorum. Çünkü ÖSYM tekrar etmeyi çok sever. Bir mağaza alış fiyatı üzerine %12 karlı sattığı takım elbiseyi sezon sonunda 72'de indirim yapıyor. Bu durumda mağaza takım elbisenin satışından alış fiyatı üzerine %6 zarar ediyor. Bak çok temel bir soru aslında, değil mi? Ama görmek lazım. Bunu da göreceksin. Şimdi sen çok şey bekliyorsun bazen sorudan. O zaman bu soruyu yapamıyorsun işte. Ona dikkat et. Şimdi başlıyorum. Demiş ki %12 karla mı satıyor? Evet. Yani başlıyorum. Şimdi o zaman takım elbise alış fiyatı 100x olsun. Şimdi 110, 112 kar ediyorsa bu ürünü şu anda 112x'e satıyor demektir. 112x. Sezon sonunda ne yapıyor bu adam kardeşimiz? 72 lira indirim yapıyor. Doğru mu? Şöyle. O zaman eksi kaç yapayım? 72. Peki indirim yaptığımda elbiseden ne yapıyor? %6 zarar ediyor. E kardeşim bak, şimdi sen 100x'e aldığın bir elbiseden %6 zarar ediyorsan ne demektir bu demek? Demek ki sen bu ürünü sezon sonu 94x'e satıyorsun. Yani eşittir diyeceksin 94x. Bakın bir daha anlatıyorum. 100x'e aldığınız bir üründen %6 oranında zarar ediyorsanız demek ki bu ürünü 94'e satıyorsunuz demektir. Doğru mu? Aslında temel, çok temel bir denklem var yani. Bazen böyle olur. Beklenti yükseltmeyin diye sordum bu soru. 112x. Biz hangi konudan zor soru çıkacağını bilemeyiz. Ama hangi konuların zor soru olduğunu biliyoruz. 72. Burası kaç? 92. 4x pardon, yanlış yazdık. 94x eşittir kaç? 72 olmuş oldu. Burası 18x mi yapar? Evet. 18x eşittir kaç olur? 72. X de eşittir. Kaç gelmiş olur? 4. İkisi bulduk. Sakin olalım. Soru ne sormuş diye bakalım. Takım elbisenin indirimli fiyatını sormuş bize. İndirimli fiyat neydi arkadaşlar? %12 neydi? 90 buydu yani. Hani şu. 72 indirim yapmış abi. Ya ister solda ister sağda yerine yazacağız. Sonuç değişmez burada. Yani 94 çarpı kaç? 4. Bakın size 94'ü 4'ü çarpmanın Türkiye'deki
en kolay yolunu üretiyor. Bak bu yolda kimse vermez. Kıymetini bileceksin kardeşim. Anladın mı? Yolu al çık git dersten. Öyle yani. 94'ü buraya yazıyoruz. 4'ü de birler basamağın altına yazıyoruz. Sonra bunları böyle bir çizgi çekiyoruz şöyle. Burada da x koyuyoruz şuraya. X koyuyoruz. X çok önemli burada mesela. Sonra bununla bunu çarpıyor. 16. Elde var bir yazıyoruz, bir de farklı kalemle yazıyoruz. Bak bunları kimse vermez. Biri versin işi bırakırım ben. 4 kere do bak. 4 36. 1 vardı. Bak babam diyorsun. Sivasçı 37 oluyor. Elde var bir. Çok pratiktir arkadaşlar çarpma. Hayatınızı kurtarır. Atandıran yöntem. Bak yazıyorum. Burayı da paylaşabilirsin. Bu da çok güzel oldu. Yazıyorum. Atandıran yöntem. Atandıran yöntem. Müthiştir. Her şey zaten bizi bu hale her şeyin kısa yolunu arama getirdi. Anladın mı olayı? 10 neti çabucak nasıl yaparım? Desem ki 1.000 lira ver 10 net yaparsın 1.000 lira verecek. 100.000 ver de 100.000 verecek yani. 10 neti çabucak nasıl yaparsın biliyor musun? Çalışarak yaparsın. Canım kardeşim. Evet, üçüncü sorudayız. İşinize bakın. İşinize her şeyin kısa yolu olmaz. A ve B terazileri hatalı ölçüm yapmaktadır. Bak, bak yıldızlı soru bak. A terazisinde 30 kilogram olarak ölçülen bir cismin ağırlığı B terazisinde 40 kilogram olarak ölçülüyor. Çok güzelmiş. Bak şimdi A'da terazi ne kadar ölçüyor? 30 kilogram ürünü ölçüyor. Doğru mudur? B'de peki bu ürün ne yapıyor? Bu terazi yazamadım. Ürünü 40 kilogram olarak ölçüyor. 40 kilogram olarak ölçüyor. Doğru mudur? Tamam. Demiş ki her bir ölçümü bunlar ama hatalı teraziler. Her bir ölçümü A terazisi %10 eksik yaptığına göre B terazisi yüzde kaç fazla yapıyor? Çok güzel bak. En önemli yer burası bak. Çok güzel bir soru. Çok orijinal. Çözüm de çok güzel. Şimdi bizim ürünümüz normal şartlarda %100'lük bir ürün. Tamam mı? Ürünün ağırlığı %100 olsun. A terazisi ne yapıyor bu ürünü? %10 eksik tartıyor. Doğru mudur? Demek ki A terazisi ürünün %90'ını ölçüyor. Önce bu yazdığımı anladık mı? Bak dediğim çok önemli bak. %100'lük bir ürün. A terazisi %90'ını ölçsün ürünü. Yani %100'ünü ölçemiyor yani. %10 eksik ölçüyor ya. Acaba B terazisi yüzde kaç ölçüyor diye soru soruyor. Örantı kuracaksın ya. Diyeceksin ki yani 30 kilogramlık ürün %90'a denk geliyorsa bak şöyle. Acaba 40 kilogramlık ürün B terazisinde yüzde kaça denk gelir diyeceksin. Ve gerçekten burada işlem yapmaya gerek ve ihtiyaç olmadığını göreceksin. Az kafa çalıştıracaksın. Bak 30 iken bu kaç? 30 iken 90. Kaç katı gelmiş diye yazayım şuraya. Kaç katı gelmiş? 3 katı gelmiş. O zaman 40 iken kaç olması lazım yani? 120. İşleme gerek yok. Ama yok hocam ben işlem yapmak istiyorum. Akşama kadar saat 11'e kadar sizi bekledim. İşlem yapmazsan ya... Neyse sakin. 40 çarpı çarpmaz. Şöyle 90 bölü çıkar giderim diyen varsa işlem yapalım. Böldüğüm zaman 3 gelir. Çarparsam sonuç kaç gelir? 120. Demek ki ürünün bak B terazisi. Bak bak yoruma bak. Demek ki B terazisi ürünün %120'sini ölçüyor. Bak çok önemli burası. B terazisi ürünün %120'sini ölçüyor. Ürün de %100'lü ya hani canım kardeşim. %120 ölçüsü ne oluyor? B terazisi demek ki ölçümü %20 fazla yapıyor. Anlaşıldı mı? Bak B terazisi demek ki ölçümü %20 ne yapıyor? Fazla yapıyor. Bak ne güzel soru. Soruya gel soruya. Hadi bakalım. Al. Al sana soru. Ben şimdi soruları çözüyor muyum? Çok basit geliyor size biliyor musunuz? Bak matematiğin en büyük aldatıcı yanı bu biliyor musun? Lan bunlar çok basit. Soruyu çöz. Çıt. Sen çöz. Ben çöz. Bir, ne oluyor o zaman? Bak görelim. Gel sen çöz. Bir gün vereyim Instagram şifremi sen çöz. Neyse veremem Instagram şifremi. Evet bir satıcı aldığı gömleklerin 1 bölü 3'ünü %30 karla. Bak ben mesela hani çok severim bu soru tarzını. 1 bölü 3'ünü %10 zararla satıyor. Bu satıcı tüm gömleklerin satışından %20 kar etmiştir. Kar edebilmek için demiş. Bak ben bu sorudan çözdüm YouTube'da normalde. Bir tane daha çözüyorum. Güzel bir soru. Hoşuma gitti yani. İlk defa sen sor. Hatırlıyor musun? Onu böyle bir şey yapmıştım. Güzel soru. Hoşuma gitti. İlk defa sen soruyorsun. Onun gibi. Şimdi bak. Elimizde şu anda bu satıcının kaç tane gömlek olsun diye başlamak lazım. 3 tane gömlek olsun. Mantıklı değil mi? 3 tane. 1, 2, 3. Doğru mu? 3 gömlek olsun. İşte 3 gömleğin. Bak iyi izdi. Ben şöyle çözmüştüm. Bir tanesinin bak bir yazayım hatta bir tanesini ne yapıyor bu adam? %30 kar diyor. O zaman buraya da ne yazayım? Bak mavi renk yapayım. Ya yani şunu kim yapar acaba? Artı 30 yapıyorum bak şimdi. Bir gömleği %30 karla sattım. Sonra artı yine 1 bölü 3'ün demiş. 3'te 1'ini. Yine bir tanesini bir tane daha satacağım. Bu sefer ne yaptım? %10 zarar ettim. Şimdi zarar olduğu için ne yazacağım buraya biliyor musun? Buraya da şu dur, çarpı noktayı böyle koyuyoruz. %10 zarar. Eksi 10 yazdım bak. Bak bu çok önemli. Bir tane gömleği %30 karla sattım. Diğer gömleği %10 zararla sattım. Doğru mudur? Sonra tüm gömleklerin satışından %20 kar edeceğim. Bak soru şu. Geri kalan gömlekleri yüzde kaç karla satmalıdır diye sordum. Geri kalan kaç gömlek var? Bir tane gömlek kaldı. Bir tane. Doğru mudur? İşte soru bu. Bu gömleği
Yüzde kaç karla satsın ki? Bak 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 soruya bak bak bak. Bak. Toplam sattığı 3 tane gömlekten, bak toplam sattı, bak bu önemli, 3 tane gömlekten ne yapsın bu adam? Ne yapsın? Ne yapsın? %20 kar etsin. Yani artı 20 yazacağım. Mantığı anladık mı? Bak önemli. Burada bile karanlık görünüyor, farkındayım. Niye olduğunu anlamış kesinlikle değilim. Burayı bir aydınlatma yaptıracağım şuraya elden. LED döşeteceğim yukarı. Bunu anlamadım yani. Bunu çözeceğim ama bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık görünüyor. Dedim anladık mı? Bu kısım önemli yani. 3 tanesi %20 diyorum. İşte televizyon ışını açın yani. Bak tekrar bir tanesini %30 karla sattım. Kalan bir tanesini %10 zararla sattım. Kalan bir tanesini neyden satmalıyım ki bizim bu işten %20 ne olsun? 3 tane karımız olsun. En basit, en pratik, en kolay, en atandıran yolu bu arkadaşlar. Burası 30 yapar. Eksi 10 yapar şurası. Şunu 1 ile 10'un çarpımı şurada. İşleme dikkat. Artı x var. Karşıda ne var? 60 var. Sol taraf 20 yapıyor. Bak insanlığı görüyor musun? Bak gayet yavaş yapıyor. 60 yapıyor. 20 karşıya nasıl geçiyor? Eksi geçiyor. Bak! Bak! Yılmaz! 60 eksi kaç oluyor? 20. X eşittir. Kaç çıkıyor? 40. Demek ki kalan o bir tane gömleği şunu %40 karla satmalıdır ki bu adam, canım kardeşim, bu işten toplamda %20 ne yapsın? Kar etmiş olsun diyor. Okey midir? Devam ediyoruz. Ya şimdi zor bir soru çözeceğiz biliyor musun? Yani yorumu da zor. Ama çözeceğim ya. Yani koyarken de düşünmedim değil ya. Dedim ki aslında ben kendime şunu yapabilirim biliyorsunuz değil mi? Çok kolay sorular koyarım. Öğrenci olayı anlamayabilir, keşfedemeyebilir. Ama istiyorum ki yani ben soruda nasıl hissediyorsam öğrenci de onu hissetsin. Dedim anladınız mı? Yani ben ne hissediyorsam siz de onu hissedin istiyorum arkadaşlar. O yüzden çok kolay soruları da koymuyorum. Çok afaki böyle zorlayıcı hani soruları da koymuyorum. Ama böyle sınav formatından gerçekten çok yakın sorular koyayım. Beni anlayacaksınız. Beni zamanla anlarsınız. Yani kıymet olunca anlaşıyor ya bazı şeyler. Zamanla anlarsınız. Bir manav tezgahında bulunan her biri farklı ağırlıktaki karpuzlar ağırlıklarına göre sıralanıyor. Tamam. Demiş ki bu tezgahtaki en ağır, bak şurası dikkatli olun. En ağır 3 karpuzun toplam ağırlığı tezgahtaki karpuzların toplam ağırlığının %40'ına. En hafif 2 karpuzun toplam ağırlığı ise tezgahtaki karpuzların toplam ağırlığı %15'ine eşittir demiş. Bak şimdi canım kardeşim. 2 tane karpuz var. Doğru mu? Hafif. Bir de 3 tane karpuz var. Ne bunlar? Ağır. Şimdi bunlar şu ikisi yüzde kaça denkmiş? %15'e denkmiş. Doğru mu? Toplam ağırlığının. Peki şu 3 neymiş? Bu da %40'a denkmiş. Evet der misiniz? Bak çok önemli. Peki ortada ne kaldı o zaman? Demek ki orada toplam ağırlığı %45 olan bir takım belli sayıda sayısını bilmediğimiz karpuzlar. Yazıyorum bak. Sayısını bilmediğimiz kadar karpuz var. Bilmediğimiz kadar %45 olan bir karpuz var. Kadar karpuz var. Mantığı anladık mı bak? Bak bu önemli. Sayısını bilmediğimiz kadar karpuz var. Peki biz bu soruyu nasıl yorumlayacağız? Diyor ki adam bak. Soru şu. Buna göre tezgahta en az kaç? Bak çok az koy. Bak buraya bizim karpuz sayısını az koymamız lazım. Şuraya bizim az sayıda karpuz koymamız lazım. Şu %45'lik bölüme. Şimdi bunun mantığı biraz ortalamayla falan gitmesi lazım. %40 ya burası. %40 sayısı 3'e bölseniz mesela o atıyorum. İşte burası en düşük %13 falan çıkması lazım. Doğru mu? İşte %13,01 olsun atıyorum. Burası da %13,02 olsun. 0,5 olsun gibi. Yani buradaki en hafif karpuz, yani şu 3 karpuz arasındaki mesela en maksimum, nasıl anlatayım ben şimdi? En küçüğü en çok olan karpuz %13 olabilir. Şimdi burada şu %45 toplamı ya. Bunu öyle bir sayıya böleceksiniz ki şunu. Öyle bir sayıya böleceksiniz ki %13'e mesela geçmemesi lazım. Şimdi bunu siz buna eğer atıyorum 3'e bölerseniz. Mesela buraya 3 karpuz koysanız örneğin. Burası kaç yapar? %15 yapar. Şimdi bu karpuzun ağırlığı %15 olamaz. Mantığı anlıyor musunuz? Yani %15 ve üstü olursa bu 3 karpuza denkleştiremeyiz yani. Mantığı. Çünkü burada %13'lük karpuzda var. Bu %15 ise bu en ağır karpuz grubuna girer. O zaman 3'e bölemezsek biz bunu kaça bölelim? 4'e bölmemiz lazım. Bak 4'e. 4'e bölersek ne yapar? %11 falan yapar değil mi? 11 falan böyle gider bu iş. İşte siz böyle bir ağırlık kullanabilirsiniz. Bak burası çok önemli ya. Bu yorumu iyi yapmamız lazım bizim. Bak tekrarlıyorum. Şimdi 3'e bölersek tekrarlıyorum. %15 çıkar. Ortalama için konuşuyorum. Bak zor bir soru çözüyoruz. Muhtemelen çoğunuz anlamayıp tekrar soracak bana. Sormayın. Ben bunu bir soru bir cevapta da çözeceğim. Tamam mı? Bana soru sormayın. Buna sormanıza gerek yok yani. Çünkü önemli bir soru çözüyoruz. Burada da %15 falan. Buradan nasıl yapabilirsin mesela? Burada en çok deseydi buradan yola çıkardık. En az dediği için buradan yola çıkmak zorundayız.
En çok da buradan çıkar atıyorum paydaya 9 verirdik falan. 10 verirdik ya da 7 verirdik, 6 verirdik. Burayı bir şekilde denkleştirdik. Burası da 2'ye bölsen %7,5 falan çıkıyor. İşte %7'ye 8 falan olur. İşte burası onu geçsin istiyorum ben. 4 verdim %10. 5 de olur aslında. O zaman çok karpuz sayısı olur. Yani bu 4 yerine 5 de olabilir. Çünkü bölünce de %9 çıkıyor. Orada sıkıntı yok. Bak 8 burası. Dedim anladınız mı? Problem yok. Ama 6 mesela olmaz. 7,5'u bu da denk gelir çünkü buna. Ama ya 4 ya 5 olacak burası. Ama 4'e bölmek daha makul. En az dediği için arkadaşlar. Şimdi 2 tane solda vardı. 4 tane ortaya koydum. 3 de sonda vardı. Toplam en az kaç karpuz var? 19 tane karpuz var. Biraz aritmetik ortalamaya yoğunlaşıyor soru. Dediğim gibi gerçekten çok kaliteli ve güzel bir sorudur. Bilginiz olsun. Dediğim gibi anlaması biraz zor. Ben bunu şimdi rahat rahat, şimdi canlı yayın olduğu için bir soru bir cevapta güzel tane tane anlatır. Tekrar çekerim. Güzel bir soru çünkü bilginiz olsun. Çok bilginiz olsun diyeyim demeyeceğim. Evet, demiş ki dileğin maaşı Emel'in maaşından %10 fazladır. Şimdi ben bunu görü görmez şöyle bir şey yazarım. Dilek Emel. Yani Emel kardeşimiz örneğin 100x maaş alıyorsa Dilek kardeşimiz ne oluyor? 110x maaş alıyor. Doğru mu arkadaşlar? Dilek 110, yani dileğin maaşı Emel'den %10 ne? Bak yazıyorum. %10 fazla. %10 fazla. Doğru mu? Tamam. Dilek Emel'in maaşının, bak bak çok önemli, cümleye bak şimdi. Emel'in maaşının kendi maaşından %10 daha az olduğu yanılgısına düşmüş. Yani Dilek ne demiş? Emel'in maaşının kendi maaşından %10 daha az. Şimdi kendi maaşında dilen 110x. Şimdi 110x'ten %10'unu bulalım. %10 daha az yanılgısına düştü çünkü. Doğru mudur? Sıfırlar, 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 sıfırlar. Yani 11x daha az. Bak cümle bu. Daha az yanılgısına düşmüş. Doğru mudur? Şimdi bu 11x daha az olursa 110, o zaman şurası ne olur ya? Şunu çıkaralım işte. 110'u karar veremedim ki. Eksi 11x. Ne oldu o zaman? 99x olmuş oluyor. Yani bu kardeşimiz o zaman maaşının, yani Emel'in maaşının Dilek ne yapıyor? 99x olduğunu zannediyor bak. 99 zannediyor bak. Zannediyor. 99x olduğunu zannediyor. Mantar mı? Tekrarlıyorum. Dilek Emel'in maaşının kendi maaşından %10 daha az olduğunu zannediyor. Mantık burada. %10 daha az dedik. Tamam. Tam ne demiş peki? Ve Emel'in maaşını 20 TL eksik hesaplıyor. Normalde Emel'in maaşı kaç x'ti? 100 x'ti. Doğru mu? Peki Emel'in maaşını ne yaptı? 99 x hesaplamış oldu. O zaman Emel'in maaşını x kadar, görebiliyor musunuz? X kadar eksik hesapladı. E bu da kardeşim kaç lira mı? 20 liraymış. Yani burada adam x'in kaç olduğunu vermiş sana? 20 lira olduğunu vermiş. Soru ne? Peki Emel'in maaşı ne kadardır? Emel'in maaşı 100 x'ti. O zaman yapacağımız işlem şu. Şunu şuraya alalım. 100 ile 20'yi çarpacağız. Cevap da kaç olmuş olacak? 2000 olmuş olacak şöyle. Cevap Edirne çıkar. Anlaştık mı mantıkta ya? Güzel, çok zor bir soru değil ama güzel bir soru, onu söylemek lazım ya. Hep format sınav formatı, tamam. Hiç oradan çıkmıyoruz. Bak şurada iki tane grafik, bak tablolu soru gördüm. Dayanamadım biliyor musunuz? Gerçekten koydum ya. Normalde tabloda da çözebiliriz. Şimdi tablo grafiklerinde zaten arkadaşlar böyle sayısal verili sorular, yani yüzdeli sorular falan çıkabiliyor. Ona çok dikkat ederim. Bu kısım çok önemli. Bak bak şu anda YouTube'daki kameraya bakıyorum. Tablo grafiklerinde sayısal verili soru çıkabilir. Çok dikkat edelim. Yüzdesi yüzdeli yani. Yüzdeli. Sayısal veri derken yüzdeli. Şimdi spor malzemelerinin satıldığı bir mağazada basketbol, futbol ve voleybol toplarının birim alış fiyatı. Bak, birim alış fiyatı ne demek? Bak bu çok önemli. Bu birim alış fiyat. Bu bir tanesinin alış fiyatı demek. Bir tanesinin fiyatı. Bir tane fiyat. Anlaştık mı? Bak, birim alış fiyatı demek bir tane fiyat demek. Tamam. Ve bu toplumun her birinin satışına edilen kar oranları, bak. Bu da kar oranı. Orandan bahsetmiş. Kar değil. Kar oranı bak. Ben mesela şu anda hani görün, sadece soruyu çözmek açısından değil. Yani görmek açısından. Mesela ben basketbol topundan kaç TL kar ediyorum mesela? 30 liraya alıyorum. %20 kar ediyorum. Bak. Görün diye söylüyorum. Kaç oluyor? 6 TL kar ediyorum. Peki futbol topundan kaç TL kar ediyorum futboldan? 20 liraya alıyorum. %25 kar ediyorum. Şöyle. 5 TL kere diyorum. Peki voleybol topundan kaç? 18 liraya alıyorum. 15, %15 kere diyorum. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 20, 2, 9, 27, 2,7 lira kere diyorum. Anlaşıldı mı ya? İşin özü bu yani. 2,7 kere diyorum oradan. E tamam kardeşim, şimdi çözdüm olayı. Ne istiyorsun ben? Bunları bilin diye yazdım. Bunlar lazım olmayabilir. Görün diye yazdım yani. Bir insanlık. Bak şunları yazmamın sebebi insanlık. Yani burada sadece soru çözmüyoruz. Yani anlatıyoruz mesela. Anlatıyoruz. Soru ne? Okuyalım. Bu mağazada mağaza 270 TL'ye aldığı 10 tane topun tamamını sattığına göre kaç TL gelmiş? Bak soruya bak ya. Soru var ya, sert sert hard bir soru yani. Anladın mı olayı? Öyle 10 tane top almıştı, bak şu an kafanızda lamba yanıyor.
Hangi duvar onu? Anladın mı olayı? Ne demek istedim ben? Hangi duvarmış burada? 10 tane top al demiş ama hangi toptan kaç tane aldığını söylememiş. Geldi soru. Geldi geldi. Bak 10 tane top al demiş ama hangi toptan kaç tane aldığını söylememiş. Peki nasıl yapacağız? Basketboldan 2 tane, futboldan Y tane, voleyboldan Z tane top alsın. O zaman X artı iyi izle. Yılmaz iyi izle. Z kaça eşit? 10'a. Bu ilk denklem benim. Sonra bu mağaza toplam topları kaça almıştı? 270 lira. Basketbol 30x. O zaman voleybol 18. O zaman diyorum ki 30x. Bak 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 bak. 20'ye. Ya kalite kokuyor kalite kardeşim. Bu soru normalde çok pahalı. Ben bedava veriyorum bu soruyu. Bu soru kampta çözmem gereken soru. Yazık. 200 kaç? 70. Gördün mü bak şimdi soruyu. Sonra ben demiştim ki, beni dinleyenler varsa bilirler. Ben demiştim ki arkadaşlar, 3 bilinmeyen sorularda her zaman için en küçük bilinmeyeni yok edin. Yoksa değer vermekte çok zorlanırsınız. O yüzden burada biz önce burada bak Z'yi görüyor musun? Bak Z'yi. Eksi 18'e çarp Z'yi yok edeceğiz. Anlaşıldı mı? Bak şu alt tıra varlık silebilir miyim? Şunlar çok işime yaramayacak. Bunlardan insanlığımdı ben. Şunlar var ya. Şunları bir sileyim dur. Soru karışmasın. Onlar kimdi falan dersin. Şimdi ben kağıda atıyorum ya. İnsanlık da orada yapıyorum çünkü. Çözüm kağıdını da atıyorum ya şeye. Telegram'a. Ön lisans diyelim arasında. Ön lisanslar ne yapıyor? Ön lisanslar iyi misiniz? Evet. 18'e çarptım bak. Görün diye de yazayım. Eksi 18x. Eksi 18y. Eksi 18z mi? Eşittir kaç? Eksi 180. İyi izle. Altta ne var? 30x. Bak. Artı 20y var. Artı kaç var? 18z var. Bu kaça eşit? 270'e eşit. Taraf tarafa ne yapıyorum? Topluyorum şu an. Bunlar ne oldu? Gitti. Yani burası ne oldu? 12x geldi. Artı 2y geldi. Neye eşit? 90'a. Peki 2'ye bölsem hepsini güzel olsa şöyle 6x mi olur? Kafamızda güzel olur. Artı y olur. Kaç olur? 45. Bak burada ne geliyor? Ne yapacağız? Değer vereceğiz. Doğru mudur? Mecbur değer vereceğiz. Bir de şunu unutmayacağız. Değer x artı y artı z 10'du. Bak 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 bak. Burada ne gelecek? Hep beraber hadi. Dikkatli değer vereceğiz. Hocam çok değer çıkıyor hocam burada hocam. Çok değer çıkıyor ne yapayım hocam? Sakin ol. Kardeşim sakin ol. Çok değer çıkmıyor. Şimdi bu 6 kere 9 olsa 54 yapar 45'i geçer. Olmaz. O zaman kaç olsun burası kardeşim? 6 kere 8 olsun. 48 olmaz. 6 kere kaç olsun? 7. 42. Bak 6 kere kaç? 40. 42. Bak boğazın 42. 42 bu. O zaman burada kaç kalıyor? 3 kalıyor. Demek ki bak bak bak. X artı yerde 10'du ya, demek ki Z 0'mış. Görüyor musun bak Z neymiş? 0. Demek ki biz voleybol topuna hiç satmadık. Anlıyor musunuz? Hiç voleybol topu satmadık. Ne yaptık biz şu anda? 7 tane basketbol topu sattık. 3 tane futbol topu sattık. İnşallah futbol topu kaç tane satılmış diye bakıyorum. Kabul olmadı. Ne sormuş? Kaç tane kar edilmiştir? Bizim duamız kabul olmaz. Kabul olmaz. Karı soruyor. Peki biz az önce yazmıştım ya, bir insanlık yapmıştım. Basketbol topundan 6 TL kar ediyorduk. Hatırla orayı. Bundan 5 TL kar ediyorduk. Biz peki kaç tane basketbol topu sattık? 7 tane. O zaman 7 kar eşittir yazayım hatta baksana. Kar eşittir. 7 tane sattım çarpı 6 TL kar ediyorum. Onu da TL yazayım şimdi 6 ne falan dersin. TL artı 3 tane satıyorum. 5 TL de oradan kar ediyorum şöyle. Burası kaç yapmış oldu? 42 TL artı 15 yapıyor. Cevap da kaç oldu? 57 geldi. Ya soruya gel ya. Soruya gel soruya. Gördün mü soruyu? Hocam zor soru çözmüyoruz hocam ipucum. Zor soru çözmüyoruz. Lan çözüyoruz ya zor soru. Bu kolaymış. Ben yaptım da kolaymıştır. Yapsın aslında. Öyle olmuyor işte. Ama bu yüzdeden zor soru çıkacaksa mesela bu soru çıkar. Anladın mı? Ama yüzdeden zor soru çıkarsa da örneğin yaştan kolay soru çıkar. Dengeyi öyle kuracaksınız. Mesela şu da çok zor bir soru değildi mesela. Anladınız mı demek istediğimi? Bilemeyiz arkadaşlar. Bilemeyiz. Bilemem. Bilemem. Evet. İkinci sorusundayız. Her birinden en az bir tane olmak üzere toplam 40 adet top satan bur mağaza. Bur mağaza. Bur mağaza ayrı bir şey. Bur mağazayı bilmezsiniz. Basketbol voleybol toplarına eşit miktarda kar ediyormuş. Zıhımın dibi ya. Ben ne bileyim onu. Neyse. X basketbol, Y voleybol, Z futbol topu satsın. Takılma. Basketboldan biz kaç TL kar ediyorduk? 6 TL. Unutmayalım onları. 6 TL. O 5 TL. Onu bulmuştuk ya insanlık olarak. Bu da neydi? 2,7 TL. Doğru mu? Ne demişti bize? Basketbol, voleybol topları eşit miktarda kar. Basketbol bu, voleybol bu. Bak şu ikisini. Eşit miktarda kar. Şimdi biz basketboldan 2 tane mi satıyoruz? Toplamda 40 top sattık ha. Elimizde bir veri var yani. Elimizdeki veri de x artı y artı z verisi kaç? 40. Veri bu. Doğru mudur?
Peki biz basketbolla futboldan voleyboldan eşit miktarda mı kerettik? O zaman x çarpı 6 x tane 6 tane gelir. Eşit olacak neye? 2.7 çarpı y z'ye. Z çarpı 2.7. Görebildik mi? Tamam, çok güzel oldu. Şimdi bunu çözelim. Şimdi x çarpı 6 değer vereceğiz ama şuraya bir sade işlem. 27 bölü 10 görün diye yazalım. Çarpı z. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 2. 2'yi buraya attım. Ne oldu? 20x eşittir 9z. Şu an duyuyorum sizi gençler. Ne diyorsunuz? Hocam z yok, hocam z'yi nasıl bulacağız hocam? Sakin. Şimdi 20x eşittir 9z denklemindeki yorum şu. Bak, yorum şu. Burada x ve 20 ile 9 sadeleşmeyen sayılar olduğu için bundan mütevellit. Bak yine yazıyorum. Bunu da herkes yazmaz. Bu mütevellit sorusu. Mütevellit sorusu. Mütevellit kelimesi kullanmazsan yapamaz. Bundan mütevellit x 9, y 20 olur veya katlar olur. Ama x artı y artı 40 olduğu için 29'un katları olamaz. Çünkü katı olsa 18'e 40 olacak, gitti. İş çığırından çıktı şu anda. Görevi olmaz yani burası. Mantıklı değil. O zaman ne yapacağız? X 9'muş. Z kaçmış? 20'ymiş. 29 daha 29. Y kaç oluyor o zaman? 11 olmuş oluyor. Demek ki biz 11 tane futbol topu satmış oluyoruz. Okey midir? Peki soru neydi gençler? Futbol toplarından kaç TL kâr edilmiştir? 11 futbol topu satıyoruz. Futbol topu başına 5 lira kâr ediyoruz. 11 çarpı 5 kaç yapıyor? 55 yapmış oluyor. Soruya bak. Soruya bak. Çok güzel soru. Gerçekten şu iki tane çok kaliteli soru çözdüm. Mutlaka bu dosyayı çıktı alıp bu ikisini anlayarak çözmeniz lazım. Yoksa zor olur. Bak, iyi soru çözdük ya. Gerçekten iyi soru çözdük. Devam ediyoruz. Kaldı bizim kaç sorumuz? Var daha. 3 sorumuz kaldı. Yaş incir kurutulduğunda ağırlığın %40'ını, yaş kayısı kurutunca %30'unu kaybetmektedir. Kilogramı 4 liradan alınan 60 kilogram yaş incirle kilogramı 6 liradan 40 kilogram yaş kayısı kurutularak bir karışım elde ediliyor. Daha sonra bu karışım alış fiyat üzerinden %20 karla satılıyor. Kâr ben sonra ekleyin derim, hatırlarsın. Yum yum küm küm ekliyorum bu. Ama burada iki ürün var. Yani ne demek istiyorum? Burada yum yum var incir için. Artı bir yum yum daha var. Eşittir. Küm artı küm çarpı küm var. Yani yaş üzüm miktarı, yaş üzüm maliyeti, yaş incir atıyorum kayısı işte ne bileyim kayısı maliyeti miktarlarının toplamı çarpı ne kadara sattım. Ama burada kar veya zarar yok demiştik. Şimdi bak soruda her şey belli. Kilogram 4 liradan alınmış ve 60 kilogram incir varmış. Değil mi? O zaman 4 çarpı 60 mesela ilk başta artı 6 liradan alınmış 40 kilogram kayısı varmış. 6 çarpı 40 eşittir diyorum. Şimdi çok önemli burası bak şimdi. İncir kurutumda yüzde kaçını 40'ını. Onu şurada bulalım. 60 kilogram incirin %40'ını kaybedelim şöyle. Bu işlemin sonucu kaç yapar? 24 yapar. Burada öğrenci ne diyor bana? Hocam ne yapacağım? Hocam buldum. Hocam ne yapacağım? Hocam bak bu ne soru? Hocam he ne ye he. Hocam ne yapacağım? 20 çıkaracaksın. Çıkaracaksın. Kurumuş zaten yani. 60'tan 24 çıkarsanız kaç kalır? 36. İncir 36 kaldı. Yazıyorum ben. 36. Artı diyorum. Sonra kayısı ne peki arkadaşlar? Kayısı 40 kilogram. O da %30'unu kaybediyor. Bu ne yapar? Bu da 12 yapar. Burada da öğrenci ne soracak? Hocam ne yapacağım? Hocam buldum hocam ne yapacağım hocam der. Hemen ne yapacak? Çıkaracak. O da kaç çıkar? 28 çıkar. Şu an derse kitaba giremez. Benden bu sinir oluyor. 28 burası. Acaba biz bu karışımı ne kadara satalım diye soru soracağız. Bak burada kar veya zarar yok. Ama bu adam işin sonunda ne yapmak istiyor? %20 kar. Bunu sonra bulup ekleme yapacağız arkadaşlar. 2480 yapıyor sol taraf. Sağ taraf 64 çarpı x yapıyor arkadaşlar. 8'e böldüğümüzü düşünürsek 60 eşittir 8 çarpı x yapar. 4'e bölersek 15 eşittir 2 çarpı x yapar. 2'ye bölersek 7,5 eşittir x yapar. Yani bu adam bu karışımın kilogram fiyatını 7,5 liraya satarsa bu işten no kar, bak yazıyorum no kar, hani İngilizcem de iyidir, no zarar eder. Bak, no kar, no zarar. Doğru mu? Peki ne yapıyor? Bu adam %20 karla satmak istiyor. Allah'tan bak şıklarda 7,5 yok. Görüyor musun bak? Niye yok? Allah'tan yok. O kimden olacak başka? Allah tarafından olmuş. Allah'tan yok. E şimdi ne olacak o zaman? 7,5 üzerine %20 kere gideceğim. Yani 7,5'u bulacağım, buldum. %20'sini bulacağım 7,5'un. Arkadaşlar bir sayının %20'si 5'e bölmek demektir. Hatırlayın. Çok zor bir işlemi yok onun. 5'e böleceksiniz yani. 1 çünkü 1 bölü 5 çıkacak. 5'e böl 1,5 çıkar. Bu da kar olduğu için ufak bir hocam ne yapacağım hocam? 7,5'a getireceksin. 1,5 ekleyeceksin. Bunu düzgün çizemedim. 7,5'a 1,5 ekleyeceksin. Cevap da kaç oldu? 9 TL olacak. Yani siz bu karışımı 9 TL'ye satarsanız bu işten ne yaparsınız? Kar etmiş olursunuz. Anlaştık mı? Bak çok güzel sorular var buralarda.
Sınavlık bunlar. Sınavlık soru bunlar. Pilavlık pirinç gibi. Osmancık gibi soru bu. Osmancık. Bak şu tarz soru bana çok geliyor. Ben aslında çözdüm bak. Ben şu soruyu çözdüm arkadaşlar. Bir saniye. Ben bir şey size çok özür diliyorum gerçekten. Ama bunu göstermem lazım. Yani bana 500 defa geldi çünkü. Lütfen. Rica ediyorum. Ben sürekli cevap verdim herkese. Mehmet. Ha. Mesela bir soru bir cevaptı. Ben şu yüzde sorusu var bir tane benim. İşte yayında çözmeyi yetişmemişti yüzde dersinde. Bir de yüzdenin dördüncü ve sonunu izleyin. Çok komik. Orada bir sürü saçma sapan şeyler yapıyor. Burada ne var? Yüzden şu soru bak. Şu soruyu ben çözdüm arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz? Bak. Ben bu soruyu çözdüm. Bir soru bir cevapta çözdüm. Bunu lütfen izleyelim. Bu kaçıncı soruymuş? 34. soru. Bak bir soru bir cevap izlenmesi çok az. Çok yanlış. Bunun sebebi niye izlenmiyor değil. İzlemezsen izlemeyin de. Yani bence takip eden kitlerin büyük kısmı izlemiyor. Bir soru bir cevabı. Ben takip eden kitleyi biliyorum. Sabah yine 2500 kişi giriyor. Sırf benim için kalkan 2500 kişi var yani. Bunlar bak bu soruyu hiç izlememişler mesela. Anlıyor musun? Çok büyük eksik. Bak bir soru bir cevapta bence çok yanlış yapıyor öğrenciler ama tercihsin. Kimseyi zorlamam asla yani. Evet, tüm kitapları demiş satış fiyatları aynı olan bir kitapçıda satışları arttırmak iki tür kampanya yapılmıştır. Bir, ne alırsan %20 indirim. Çok güzel. Kafamız karıştırma. İki, aldığın her dört kitabın biri bedava. Bu kitapçıdan alışveriş yapanlar tek seferde kampanyanın sadece birinden yararlanacaklardır. Tek seferde 20 tane kitap almak isteyen Başak birinci kampanyadan yararlanırsa kaç lira diyor? 240 lira. Bak şimdi kardeşim bak. 20 kitap almış. 240 lira ödemiş ve birinci kampanyadan faydalanmış. Yani %20 indirimli almış kitapları. Doğru mu? Yani bu 240 lira kitapların %20 indirimli ama 20 kitabın indirimli fiyatı. O zaman 240'ı 20'ye bölelim biz şöyle. Ne oluyor? 12 TL. Bir kitabın %20 indirimli fiyatı 12 lira bak. %20 indirimli fiyatı bak. Bu çok önemli. Yani örneğin ürün 100x'miş kitap. Tamam mı? %20 indirimli 80x olmuş ve bu 12 liraymış. Anlaşıldı mı? 4'e böldük bunu. Ne oldu? 20x oldu. 4'e böldüm. Ne oldu? 3 geldi. X ne oldu ya? 3 bölü 20. Ve burada ben aslında 15 olduğunu görüyorum da. Hani insanlık benimkisi. Ne yapacağım? 100 de yerine yazayım. 100 çarpı kaç yapacağım? 3 bölü 20. Sonuç kaç olmuş olacak? 15. Doğru mu? Demek kitapların... Bak bu 15 çok önemli bir sayı. 15 neymiş burada? Kitapların normal fiyatı. 15 burada kitapların normal fiyatıymış. Anlaşıldı mı? Dikkatli ol. Tamam. Soru ne şimdi? Soruya bakalım. Buna göre Başak ikinci kampanyadan yararlanırsa kaç TL ödemesi gerekir? Yine 20 kitap alacak. Şimdi normalde 4 kitabın biri bedava değil mi? Bak 4 kitabın biri bedava. O zaman 20 kitabın evet 4, 5'i bedava. Burası bir anlaman lazım. 4 kitapta bir tane bedava veriyorsun. 20 kitapta 5 bedava vermek lazım. Çünkü 4'te 1 yani. O zaman sen 20 kitap alınca 15 kitap parası ödüyorsun. 15 kitap parası ödüyorsunuz. Peki bizim kitaplarımız kaç liraydı arkadaşlar? 15 liraydı. Doğru mudur? Bak kitaplarımız 15 lira ve biz 15 kitap parası ödüyoruz. Ne yapacağım yani? 15 çarpı 15'ten 225. Yani ben kitapçıya ikinci kampanyadan kitap almış olsaydım 225 lira para öderdim diyorum. Okeyim bak çok da bence güzel anlattım yani. Hiç kusura bakma. Güzel güzel anlattım. Cevap edene çıkar. Tamam. Evet. Bitireceğiz. Evet bitiriyoruz. Güzel böyle. Bu biraz TYT mantığı arkadaşlar bak. Bilginiz olsun. Yeni nesil dediğimiz şey. Birer tane hani bazen çözüyorum yani çaktırmadan. Belki bizde çıkarsa hani olabilir tarzında olduğu için çözüyorum. Aşağıda alanının %20'sini bak. Burası %20'ymiş. Bu çok önemli bir bilgi. Vesikalık fotoğraf için ayrılan bir öğrenci kimlik kartını görünüm verim. Görüntü böyle görünüyor. Doğru mudur? Boyutları 4 birim ve 6 birim olan bir vesikalık fotoğraf bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda bak. Çok çok ya bu var ya onun oranında da var. Ya, çok eşit olaya bak. Eşit oranda bak. Eşit oranda. Eşit şekilde değil, eşit oranda. Küçültülerek ilgili bak. Burayı daha koyayım. Eşit oranda. Burayı 10 defa okuyacağım. Eşit oranda 1. Eşit oranda bak. Bak bir daha. Eşit 3. Eşit oranda 4. Eşit oranda 1. Eşit oranda 6. Eşit oranda bak. Eşit demiyor. Eşit oranda diyor. Oran diyor. Orantı diyor. Eşit oranda diyor. Anladın mı olayı? Eşit oranda, buranda, şuranda diyor. Anladın mı? Şakalı des. Şakalı yaptım. Ondan diyor. Sakin ol. Tam olarak dolacak ve şekilde yapıştırıldığında bu fotoğrafın çevresi 10 birim olacaktır. Gelsin ne gelsin? Hep beraber. Peki. Boyutu 4'e 6 mı? Bak normal 4'e 6 normalde. Bak bu normali bu. Bu değil ama şu anda. Biz bunları eşit oranla nasıl küçülteceğiz? 4 birimlik olan yeri 4K. Bak. 6 birimi 6K küçülteceksin. İşte şu hamleyi yapmak her babayiğidin harcı değil.
Doğru mu? Ve fotoğrafın 4 burada, 4 de burada, 6 burada olduğu için bundan da 2 tane küçülteceksin. Doğru mudur? Şundan. Bundan da 2 tane küçültmen lazım. Ve bunlar bizim yeni fotoğrafımızın çevresi. Çevre kaç birimdi? 10 birimdi. Bunların toplamı da ona eşit olacak. Ya ne denklem var ya? Adam müthiş. Soruya bak. 8 eksi 8K artı 12 eksi 12K. Neye eşit ona? Düzenleme yapıyorum. 20 eksi 20K. Neye eşit ona? 20K neye eşit ona? K neye eşit? 10 bölü 20, 1 bölü 2'ye. İki şakası yapma, son şakan olur. Dikkatli ol. K'yı buldum. Peki biz ne yapmıştık? Kenarları 4'tü. 4 eksi 4K, 6 eksi 6K mı yapmıştık? 4 eksi 4K. 4 çarpı 1 bölü 2. Yani 2 yapar burası. Bakın 2 gider, 2 kalır. 6 eksi 6K. 6 çarpı 1 bölü 2. 2'ye bölersen 3. 3 kalır. Demek ki arkadaşlar bizim fotoğrafımızın çerçevesi şu anda bak Yılmaz, bak Yılmaz. Bak çerçeve ne biliyor musun? 2'ye 3. Burası 2, burası 3. 2, burası 3, burası 3. Peki neydi soru? Alanın %20'sini kapsıyordu. Alan kaç burada? 3 kere 2, 6. Doğru mu? Demek ki bizim fotoğrafımız 6 santimetrelik yer kaplıyor ve bu 6 santimetrelik toplam alanın %20'si. Neyin %20'si acaba bu 6 santim? Neyin %20'si 6 santim? 1 bölü 5 gelir. 5'i karşıya at. X kaç çıkar? 30 çıkar. Doğru değil mi? Demek ki bizim toplam öğrenci kimlik kartımız, bak şu kimlik kartı toplamı hepsi. Her yeri yani. Anladık mı olayı? Her tarafı yani. Neymiş? Yüzde kaçmış? 30'a denk geliyormuş. Çünkü çerçeve, yani fotoğraf çerçevesi alanın %20'sine tekabül etti. %20'si 6 santim oldu. Ben dedim neyin %20'si 6 santim acaba diye soru sordum. O da 30'a çıktı. Ama şu kısım, bak çok güzel bir kısım. K'yı buluyorsun. Sonra yerine yazıp alanı buluyorsun. Oradan sonra yorumluyorsun. Yoksa soruyu ne yapamazsın? Çözemezsin. Anlaştık mı? Bak arkadaşlar geçen haftadan beri 22-23 tane yüzde sorusu çözdüm. Benim 4 tane de YouTube videom var. Artık yeter. Bence yeter. Anladık mı? Geri sizde bak. Ben çözdüm. Sıra sizde. Şimdi sıra sende. Anladık mı? Nereden nereye? Nereden nereye diyeceksin. Ne diyor? Önce kapatalım yayını. Evde yalnız kalmayın. Benimle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Görüşürüz.